Merhabalar, ben Güney Sentürk, Nurcan Hanım'la beraber tekrar sizlerle birlikteyiz. Uzun zamandır video atmıyordum, bir hastalık geçirdim, ciğerlerim doldu böyle öksüre öksüre bir hal oldu, ciğerlerim parçalandı. Dedim bu halde yayın yapmayalım, ara verelim, rapor aldım yayın yönetmenimizden bir haftalık. Sonrasında geçen cumartesi pazar günü ise İstanbul'daydık. O yüzden yine canlı yayın ve video atamadık. İlk fırsatımızda ben iyileştim. Ve İstanbul'a gidip geldik. Böyle güzel bir tatil yaptık. 2 gün boyunca İstanbul'a neden gittik? İstanbul'a. Bir organizasyon için. Neden gittik? Bir organizasyon için. Evet, bir organizasyonumuz vardı. O organizasyona gittik. İçeriğini sen açıklamıyoruz. Sen yayın yönetmenine nasıl konuşuyorsun öyle? Kovar mısın? Kovarım. Kov lan. Kovarım Günay. Kimi alacaksın? Kendim çıkarım. Sana burada 6 aydır bak konuşamıyorum. 6 aydır yalvarıyorum çık diye çıkmıyorsun. Şimdi beni kovup kendin çıkacaksın. Kanalın şifresini vermiyorum. Canım sağ olsun ben kendi kanalımı kurarım. Yani sen kendi kanalını kursan patlarsın ha. Bak direkt söylüyorum. Arkadaşlar merhabalar. YouTube yayınıma hoş geldiniz diye giriş yaparım. Hoş bulduk merhabalar. Merhabalar. Evet. Goy goyu kesiyoruz. Makasla mı yoksa bıçakla mı? Bıçakla. Bıçak daha iyidir. Makas uğraştırır. Hadi o zaman başlayalım. Evet. Nurcan Hanım. Sorular hazır mı? Vallahi kaynayan kazan. Şimdi düşünüyorum tuzla maçından mı girelim yoksa genel bir değerlendirme mi yapalım, ne yapalım? Ne diyorsun? Şimdi neyden önce başlayalım? Şu an tuzla maçı oynandı. Sıcağı değerlendirelim. Sıcağına hemen değerlendirelim. Evet. Galatasaray 2-0'ın rövanşını 4-0 olarak aldı. Hı hı. Oyun hakkında ne düşünüyorsun öncelikle? Yani şimdi maçı izlerken sosyal medyada özellikle Twitter, çok aktif bir Twitter kullanıcısı olarak Twitter'dan baktığımda bütün herkes o uçan kaçan nasıl var ya Selçuk mükemmel oynuyor, Belhanda mükemmel, Feghouli mükemmel, Falcao süper oynadı Galatasaray. Ve ligde niye yok kardeşim? Şampiyonlar Ligi'nde nerede bu Galatasaray? Tam bu maçı iyi oynadı ama rakip kim? Tuzla. Tuzla. Tuzla Galatasaray'ın rakibi mi yani? Değil. Kusura bakma yani bu takıma karşı 4 at yani. Hele bu kadroyla çıkmışken 4 at, 5 at, 6 at. At yani. O kadar da abartılacak bir Galatasaray oynamadı. Yani tamam iyi oynadı ama karşındaki rakip Galatasaray olduğu için hani bir ölçü değil. Yani basın sen Ankara Gücü maçına gidiyorsun. 2-0 galip geliyorsun. Son dakikalara galip giriyorsun. 2 tane gol yiyorsun. Bunu konuşacaksın. Yani sen Tuzla maçının skorunu, oyununu konuşmana gerek yok. Zaten olması gereken bir şeydi bu. Tuzla Spor Galatasaray'ı eleseydi o zaman çok farklı şeyler konuşulurdu. Daha kötü olurdu. Zaten ilk maçı da 2-0 mağlup bitirmişsin. Orada bile herkes Fatih Hoca'ya saldırdı. Oyunculara saldırdı. Bu maçta bir iyi oynuyorsun. Yani futbol camiası böyle. İyi oynadın, senden iyisi yok. Kötü oynadın, senden kötüsü yok. Maç maç değerlendirmeyelim. Yani değerlendirelim maç maç da maçın ölçü olup olmadığına da bir bakalım. Bu da çok önemli. Yani Tuzlu Spor Galatasaray'ın rakibi değil ki ya. Çok abartmaya gereken bir skor da yok yani böyle. 6-7 tane, 8 tane atılmış da bir skor yok. Çok abartılacak bir derecede de tamam, bir oyun yok. Tamam şöyle sorayım o zaman, sorun ben sana. Ölçü değil. Ölçüt olarak... Bir şey söyleyebilir miyim? Tamam. Ben de bir şey soracağım sana ama. Tuzlu Spor'a şaşırdım. Neden? Gökhan Çıra gibi büyük bir topçuyu nasıl oynatmaz şaşırıyorum. Çok büyük topçu ya. Nasıl oynatmaz hayret şaşıyor ya. Dalga geçiyorsun. Çok büyük topçu yani. Dalga geçiyorsun. Ne diyorum? Büyük topçu diyorum sana işte. Anlıyorum. Tamam. Peki. Peki. Maç sonunda Feghouli, karıştırdı yani. Belhanda ona geleceğim. Ona geleceğim. Feghouli, Belhanda. Evet. Bunlar vasatın üzerinde miydi sana göre? Bu bak yani bu maç ölçü değil.
Galatasaray için, Galatasaray için antrenman maçı. Yani bu maçta neyi değerlendirebiliriz ki? Yani çıkmış da orada Levent Tüzemen değerlendiriyor. Tabii işi gereği değerlendirecek. Çok iyi oynadı. Bilmem ne, Twitter uçuyor. Kaçıyor. Galatasaray şu an süper. Ama neyini değerlendirelim ya? Ya şu maçın değerlendirilir. Evet. 4-0 bir galibiyet var. Ama oynadığın rakip Tuzla ya. Bırak yani atsın Galatasaray'ın formasını çıkar. 5 atar ya. Forması çıksın 5 atar. Bu Tuzla Spor ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Sezon başında Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın A2 takımlarıyla hazırlık maçı alıp A2 takımlara bile bu takımları yeniyor. Ben bundan bahsediyorum size. Ne bileyim İstanbul Spor'la oynuyorlar A2 takımları. O yüzden çok böyle abartılması gereken bir skor değil. Bir maç da değil. Yani Feguli'yi... Feguli çıkacak kardeşim bana Real Madrid maçında oynayacak. Çıkacak bana Ankara gücünde oynayacak. Belhanda çıkacak bana Paris Saint Germain maçında oynayacak. Bu maçlarda yok. Evet Falcao çıkacak bana golü Ankara gücünde atacak. Yani Tuzla maçında gol atmış. Çok mu? Yani ne bileyim bana ters geliyor yani. Şimdi peki. Linç de yiyebilirim ama ben doğruları konuşayım. Tamam peki. Maç sonu çıkan olaylar. Bir kısmını izledin sen de. Neden çıktığını anlamıyorum. Ama tek şey söyleyeceğim. Ben söyleyeyim birazcık sosyal medya üzerinden araştırma yaptığımda maç bitiminde koridorlara futbolcular geçtiğinde Muslera ile Gökhan Çıra arasında bir konuşma oluyor. Yani insanların paylaştıkları bu. İlerleyen günlerde zaten tam olarak olay. Biz zaten şu an sıcağı sıcağına konuşuyoruz. Yani çok evet. Da televizyon izleyemedik. Evet. Her neyse Muslera tabelayı gösteriyor. Bak diyor ne oldu? Lukunde tabela. Lukunde tabela. Biz kazandık diyor. Hı. Onun ardından da arbede başlıyor. Gökhan Çıra Muslera'ya vuruyor. Muslera ona vuruyor falan filan. Her açıdan nereden bakarsan bak bir kere hoş bir davranış değil her iki futbolcu açısından. Ki Muslera'ya yakıştırmam böyle bir şey. Ki çok efendi bir insan. Herkes tarafından da seviliyor. Maçın heyecanı tarafından yapılan bir şey. Ama şunu unutmayalım. İnsanlar unutmaz. Sporcular unutmaz. Maç sonunda Gökhan Çıra denen kişilik. Evet, küfür de etmiş. Ben... Kişilik. Hayır bu maç sonunda değil. 2-0 yendikleri maçta. Evet, 2-0 ilk maç sonunda evet. Bir şey paylaşıyor. Tamam resim bu, paylaşıyor bir de küfürlü video paylaşıyor. Tamam onu geçiyorum. Bu vatandaş aynı zamanda Galatasaray'ın altyapısından çıkmış bir vatandaş. Evet. Yediğin kaba sıçma arkadaşım ya. Yediğin kaba sıçma. Ya sen oradan para kazandın mı kazanmadın mı bilmiyorum ama sen şu an tamam mı Tuzla Spor'da oynuyorsan bunda Galatasaray'ın payı var. Anlatabiliyor muyum? Sen Çatladı Kapı Spor'da oynasaydın Tuzla Spor'a gelemezdin. Bunu sen zaten benden daha iyi biliyorsun. Amatörde başlayıp amatörde biten hayatları çok iyi biliyorum. Çok iyi topçular da tanıyorum. Profesyonel futbol oynayabilecek kapasitede insanlar biliyorum amatörde oynayan. Bunu sen de iyi biliyorsun. Galatasaray altyapısının ismini kullanarak buralara geliyorsun. Ki Diyarbakır'dan neden kovulduğun da çok bariz belli. Umarım izler. Diyarbakır'dan neden kovulduğun da belli. Kovuldun sen oradan. Neden kovulduğun çok belli. Ben söylemeyeyim. İnsanlar yazsın neden kovulduklarını anlasın. Sonra Tuzla Spor'a gelen. Bir müddet sonunda Bağcılar, Anadolu Bağcılar 3. ligdeyken benim bir arkadaşıma yalvar yakar. Beni Bağcılar'a yap. Ne olur kariyerim bitecek diyen insan da sensin. Gökhan Çıra. Çok büyük topçu ama. Onu da söylemek gerekiyor. Peki. Evet, Muslera'ya ceza gelir mi? Şu an biliyorsun çakallar pusuda bekliyor. Şimdi var olmadığına göre vardan herhangi bir şey çıkmayacak. Bu Ziraat Kupası'nda biliyorsun, Türkiye Kupası'nda var yok. Vardan kesinlikle bir şey çıkmayacak. Futbol Disiplin Kurulu'nda. Futbol Disiplin Kurulu televizyondan izleyip de ceza veremez. Tamam. Futbol Disiplin Kurulu nasıl ceza verir? Hakem raporuna yazar ise veya gözlemci raporuna yazar ise Muslera ceza alabilir. O rapor çok önemli. Tamam, o zaman Gökhan Çıra da ceza alır. Ya Gökhan Çıra'nın ceza alıp almaması Tuzla Spor'u hiç ilgilendirmiyor ki. Adam yedek zaten ama Muslera
Galatasaray'ın bas kalecisi. Kurtarıcısı. Evet. Bak Fatih Terim şu an rahat rahat konuşabiliyorsa, rahat rahat açıklamalar yapabiliyorsa, yine başı dik bir şekilde açıklama yapabiliyorsa bu Muslera'nın sayesinde. Bunu kimse inkar etmesin, Fatih Terim de inkar etmesin. Kaç kere ipten aldı bu sezon? Kaç kere ipten aldı? Galatasaray'ın vazgeçilmezidir Muslera şu anda. Ama Gökhan Çıra dediğin adam bir yıl cezası. Tuzla Spor'un umurunda olmaz ki. Evet, kedilerimiz yine bir şeyler yapıyorlar. Ufak bir kedi operasyonundan sonra odadaydı. Dışarı çıkmak istedi. Onu gönderdik. Biz şimdi sohbetimize devam ediyoruz. Evet Nurcan Hanım, sorularımızı alalım. Devam Arda edelim. Hızlı hızlı, çok uzun tutmayalım. Arda Turan Galatasaray'a konuşuluyor. Evet. Göksel Gümüşdağ da gereken kolaylığı sağlayacağını söyledi. Şimdi bir kısım Galatasaray taraftarı, bu gördüğüm, katıldığım anketlerde de gördüğüm kadarıyla %50-50 artık daha istenmeyen bir Arda'dan yavaş yavaş istenilebilen bir Arda'ya doğru gidiyor. %50-50, daha önceden %40-50 idi. Şu an %50-50'yi görebiliyorum bazı anketlerde. Bu Twitter'da bazı sayfalar yapıyor, onlara katılıyorum, onları görüyorum, ona göre konuşuyorum. Şimdi Arda Turan kendini bitiren bir futbolcularımızdan bir tanesi. Galatasaray'a faydalı olur mu? Bilinmez. Çünkü Başakşehir'de bile oynayamayan bir oyuncu. Ancak her insanın bir hayali, bir hırsı, bir isteği, arzusu vardır. Ben eminim ki Arda Turan Galatasaray'da futbolu bırakmak istiyor. Adım nasıl Günay'sa Arda Turan'ın da Galatasaray'da futbolu bırakmak istediğini düşünüyorum ki bence öyle. Evet. Verimli olur mu? Zaman zaman sıkıntılı açıklamalar, sıkıntılı şeyler yapmış olabilir. Ancak Arda kendini futbola verebilirse verimli olur. Neden olmasın? Yani ki Galatasaray'ın, bak her defasında söylüyorum, kaliteli Türk oyuncuya ihtiyacı var. Arda Turan kaliteli Türk oyuncusu. Geriye döner mi? Eskiye döner mi? Bak bilemeyiz. Bunu zaman gösterir. Yine burada Galatasaray kumar oynayabilir. Ama riski az olarak oynamak zorunda. Milyon eurolar vermeyecek. Çok milyon eurolar. Az milyon euro geliyorsan buna gel diyecek. Zaten Arda Turan'ın bu saatten sonra paraya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Artık Arda Turan, sen de Galatasaraylıysan boş mukabeleye imza atarsın zamanında. İsmini söyleyeyim mi? Hakan Şükür'ün Galatasaray'a imza attığında boş mukabele imza attığını biliyoruz. Sen de Hakan Şükür gibi yapacaksın yani. Yoksa sen Galatasaray'dan talep istersen o zaman hiç gelme Arda Turan. Peki Onyekuru'nun geldiği söyleniyor. Onyekuru'yla anlaşıldığı söyleniyor. Evet, bu basında uzun zamandır var. Bir aydan beri var. Ama net bir şey şu an açıklanmıyor. Sebebi de transfer sezonunun fiili olarak başlamaması. Onyekuru Galatasaray'ın geçen yıl Galatasaray'ı sırtlayan isimlerden Bir tanesi. İlk üçtedir. Geçen yıl evet bir Feghouli resitali vardı ikinci yarı. Onyekuru resitali vardı. Bir de Belhanda'yı söyleyebiliyoruz. Bak, bu üçlü Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıdı. Evet. Bu üçlüden bir tanesi gitti. Zincir bozuldu. Belhanda ve Feghouli eski formunun çeyreğinde bile değiller. Ama Onyekuru Galatasaray'a hareketlilik kazandırabilecek bir futbolcudur. Fatih Hoca'yı da çok seviyor. Fatih Hoca da Onyekuru'yu nasıl değerlendirebileceğini, nasıl kullanabileceğini bilen bir hoca. Evet. O yüzden çok faydalı olur. Umarım gelir. Ben isterim. Peki, bugün Burma'da birkaç yerde gördüm, konuşuluyordu. Gelecek, anlaştı Fatih Hoca'yla falan. Burma'da duygusal olarak bakan taraftarlarımız var. İşte Galatasaray'da oynadığı zaman fena değildi biliyorsun. Evet. Ama çok hani üstün bir performans bir Onyekuru değildi yani. Bence bir Rodriguez de değildi Buruma. Şu an Buruma'nın hani Galatasaray'a gidip çok büyük katkı sağlayacağını da düşünmüyorum. Çünkü artık o yeterli patlamayı bir türlü yapamadı. Hiç Leipzig'de de yapamadı. Şu anki takımında da yapamadı. Kaldı yani yerinde. Hatta geriledi. O yüzden hani Galatasaray'ın futbolcusu diyebileceğim bir oyuncu değil Buruma. Yani olsa da olur, olmasa da olur. Mesela Şakir'i konuşuluyor. O gelse yarabbi şükür deriz yani. Nacım, Emre Mor diyorum sana. Emre Mor bu sezon Galatasaray'dan gönderilir mi?
biliyorsun çok fayda sağlamadı açıkçası. Yani Emre Mor'a şöyle bir bakalım. Emre Mor Galatasaray'daki oyuna girdiğinde neler yapmış ona bakalım. Katkı sağlamış mı ona bakalım. Ben Emre Mor'un Galatasaray'a çok büyük katkı sağladığını düşünmüyorum. Ancak zaman zaman iyi hamle oyuncusu olabileceğini düşünüyordum. Şu anda hala öyle düşünüyorum. Neden? Çabuk bir oyuncu, hızlı bir oyuncu. Fayda sağlayabilir. Şimdi onun gönderdiğinde onun yerine yine bir oyuncu almak zorundasın. Çünkü Türk pasaportu taşıyan bir futbolcu Emre Mor. Şimdi onu çıkartıp yani bir oyuna hamle yaparken Yunus Akgün'ü mü tercih edersin desen, Emre Mor'u mu desen ben gözüm kapalı Emre Mor'u tercih ederim. Eğer yerini o tip, o ayarda bir oyuncuyla doldurmayacaksa Galatasaray, bence Emre Mor'un bu sene gitmesine gerek yok. Çünkü düşük maliyette oynuyor aynı zamanda Emre Mor. Bence kalmalı yani. Biraz daha şans tanınmalı diye düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'da gayretli olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Bir çabası var diyorsun yani. Evet, oyuna katkısı yok ama bir çabası olduğunu görüyorum. Yani böyle bir istekli görüyorum yani Emre Mor'u. Son sorun derbi ile alakalı olacak. Biliyorsun hafta sonu Beşiktaş-Fenerbahçe maçı var. Düzelteyim, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı var. Evet. Fenerbahçe'nin evinde. Hı hı. Ne diyorsun? Ne diyorum? Skor için. Yani şimdi bununla alakalı bir video yapacağız. Ya öncesinde canlı yayın yapacağız ya da yine maçtan önce canlı yayın yaparız ya da birkaç gün önce yine bununla alakalı bir video yaparız ama ben şöyle üstünden kısaca bir geçeyim. Ersun Yanal için ya tamam ya devam mı? Ya devam. Bak bu maçta Ersun Yanal Fenerbahçe yenilirse Ersun Yanal ikinci yarı göremez. Bu o açık, açık ve net. Ben geldiğinden beri diyorum Ersun Yanal Fenerbahçe'de hocalık yapabilecek kapasitede şu an sahip bir hoca değil. Ve oyunlu hamlelerinde olsun, çıkardığı kadroyla olsun. Ersun Yanal şu an Fenerbahçe'yi şampiyon yapmamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bak bunu net söylüyorum. Elinde çok iyi bir kadro var. Ali Koç'un iyi bir kadro var. Aziz Yıldırım'a mı çalışıyor diyorsun? Valla birisinde çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum ama İyi şeyler yapmadığını söyleyebilirim. Bunu net söyleyebiliyorum. Bu maçta her ne olursa olsun Saraçoğlu'nun bir atmosferi var. Bu atmosfere istinaden geçen maçta biliyorsun Beşiktaş 2-0 yenildi Malatyaspor'a. Bu maçta da Saraçoğlu'nda oynandığı için bir adım Fenerbahçe'yi önde görüyorum. Ben Fenerbahçe'nin de bu maçta alacağını düşünüyorum ya da en kötü ihtimal beraberlik diyorum. En kötü ihtimal. Gollü mü golsüz mü? Bilemiyorum. Yani genelde şunu söyleyebilir mesela Galatasaray Fenerbahçe maçını desen golsüz beraberlik net söyleyebilirim ama Fenerbahçe Beşiktaş maçları biraz daha gollü geçebiliyor. Ama iki takım da bence daha temkinli oynayacaklardır. Yani ben öyle düşünüyorum. Çünkü derbileri artık takımlar daha temkinli ve defansif başlıyor. İki takım birbirini tartıyor. Hangisi baskın çıkarsa biraz daha öne geliyor. Bir 20 dakika 10 dakika top oynuyor. Ondan sonra 12 sönüyor. Diğer takım 10-15 dakika top oynuyor. O şekilde derbiyi bitiriyoruz. Eski derbi heyecanları yok maalesef. Başka sorumuz var mı? Bununla alakalı zaten detaylı konuşacağız. Bununla alakalı biz bu videoyu arkadaşlar bugün salı günü atıyoruz bu videoyu. Muhtemelen siz çarşamba günü izleyeceksiniz. İkinci videoyu da cuma günü yaparız değil mi? Baştan önce. Büyük ihtimal yapabiliriz. Yapamazsak da canlı yayınlara. Canlı yayınlara yapacağız. Şimdi bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Her güzel şeyin sonu olduğu gibi bu videonun da sonu vardı. Şimdi sizden bir ricamız var. Abone olun. Like atın, yorum atın. Beğenin. Yani like atın dedik ya.
Hepsini yapın. En önemlisi abone olmak. Bize desteğinizi esirgemezseniz hepinize minnettar kalırız. Bir sonraki yayında veya canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.